Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, cennete giden yola girmek. Allah-u Teala'nın razı olduğu tek doğru yol vardır. İki noktadan bir doğru geçer. Sonsuz sayıda eğri çizilebilir, fakat iki noktayı birleştiren düz çizgi bir tanedir. İşte bunun gibi, cennete giden tek doğru yol vardır, o da Ehl-i Sünnet yoludur. Diğer yollar cennete gitmez. Bu yolda gidebilmek, ilerleyebilmek için de rehberlere ihtiyaç vardır. Bir trende en öndeki lokomotif hangi istikamette giderse, arkasındaki vagonlar da onunla beraber onun gittiği yere gider. Vagonlar ister yolcu, ister eşya, ister kömür dolu olsun, ister boş olsun, lokomotife tabi olması devam ettikçe, raydan çıkmadıkça, yoldan ayrılmadıkça hedefine varır. Yine bunun gibi uçaktaki, gemideki boş olan koltuklar da aynı yere varır. Ulema ve evliya zatlarla beraber olamasak da, onların yolunda olunca, onların gittiği yere varırız. Evliya olmak şart değildir. Onların yolunda olan, Allah-u Teala'nın izniyle onların gittiği yere varır ve onlarla beraber olur. Allah-u Teala'nın razı olduğu bu yola Ehl-i Sünnet denir. Cennete gidebilmek için herkesin bu yola girmesi ve bu yolun büyüklerine tabi olması şarttır. Gidilmesi gereken yeri ve istikametini doğru olarak biliyoruz. Fakat önümüzde kavşaklar var. O kavşaklardan acaba hangisine gideceğiz? Bütün bu kavşakları bize gösterecek bir trafik işareti veya bir rehber, bir kılavuz yoksa, gitmek istediğimiz yere varabilmek nasıl mümkün olur? 73 yol içinde kurtuluş yolunun hangisi olduğunu bir rehber olmadan bulmak mümkün değildir. Bu yolda ya rehberi veya onu tanıyanı tanımak şarttır. Başka türlü kurtuluş beklemek mümkün değildir. İşte o rehberler, Peygamber Efendimizin varisi olan Ehl-i Sünnet alimleridir. Bizlere Allah-u Teala'nın razı olduğu bu yolda öncülük ediyorlar, yol gösteriyorlar ve böylece dünyaya gelişimizin gayesi olan kulluğun nasıl yapılacağını öğretiyorlar. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri 1. cilt 33. mektubunda, "Biliniz ki saadete kavuşmak için evliya bir zata manevi bağla bağlanmak lazımdır." buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, "Kendinden bahsedeni dinleyin, ne anlatırsa anlatsın nefsinden anlatır. Nefsten kaynaklanan sözler de kalbe inmez. Ama büyüklere tabi olarak kalpten gelen ve ağızdan dökülen kelamsa kalplere yerleşir. Çünkü başlangıcı kalptir. Kalpten gelir, kalbe yerleşir. Böylece iki kalbi birleştirir ve muhabbet hasıl olur. O zaman da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gereğince cennette beraber olurlar. O büyükleri temiz kalple sevmedikçe ve tabi olmadıkça ahirette onlarla beraber olmak nasıl düşünülebilir? Bedende iki denge unsuru vardır. Biri madde, biri manadır. Madde olana nefsi emmare, manaya ise kalp hakimdir. Eğer nefse tabi olursak, nefs kalbi esir alır ve onu gideceği yere götürür. Nefsin bağlı olduğu yer şeytandır. Şeytanların bağlı olduğu yer iblistir. Onların gideceği yer de cehennemdir. Eğer bedende kalbin hakimiyeti varsa, o zaman kalpte muhabbeti bulunan büyük zatların bulunduğu yere, yani cennete gideriz. Büyükleri sevenlerle beraber olmalı, bidat ehlinden uzak durmalı. Yolun doğru, vasıtanın düzgün, kılavuzun uygun olması halinde maksada kavuşmak kolay olur. Rabbimizin ihsan ettiği büyüklere tabi olmak nimetinin şükrünü eda etmeye çalışmak gerekir. Allah-u Teala'nın razı olduğu yere, yani cennete kavuşmamıza vesile olan büyüklerimize teşekkür hayatımızın borcudur. Belki ömrümüzü feda etsek de doğruyu kendimiz bulamazdık. Ama bu büyükler Rabbimizin razı olduğu yolda bizlere kılavuzluk ettiler. Yorulmadan, yıpranmadan, sağa sola sapmadan oraya varmamızı sağladılar. O halde bunlara teşekkürü borç bilmek lazımdır.
Sadece teşekkür ederim demekle nimete şükredilmiş olmaz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine tahsis etmek, bu nimetleri ona isyanda kullanmamaktır buyuruyor. Eğer bir insan Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona isyanda kullanmıyorsa şükretmiş olur. Onun razı olduğu yolda emrettiği şekilde kullanmıyorsa şükretmemiş, yani küfranı nimet etmiş olur.